Abi ben bunu bir tek çizgi filmlerde falan gördüm herhalde ya. Birazcık çatırdıyor, sanki eskimiş, paslanmış, her an içeriye çökebilirim korkusuyla çok hareket etmiyorum açıkçası. Bu da motosiklet, bisiklet tarzı bir şey bildiğin. Genel kaldırım durumu bu şekilde. Etrafımı sardılar az önce. Şu an cüzdanımı, telefonumu kontrol ediyorum. Güzel. Arkadaşlar sıcak tabak getirdim. Not enough. Enough. Yeah, thank you very much. Evet dostlar, beklediğimiz an geldi. Timsah eti şu anda karşımda. Şimdi deve kuşu. Ve herkese Afrika'nın en güzel ülkelerinden birisi olan Kenya'dan, Kenya'nın başkenti Nairobi'den selamlar. Yeni bir bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz. Evet dostlar, bu hafta Afrika'dayız. Afrika'nın Kenya ülkesindeyiz. Kenya Afrika'daki en büyük ülkelerden bir tanesi. Şu anda da Kenya'nın başkenti Nairobi'deyim. Şehir merkezine şimdi geldim. Taksiden indim. Hemen videoyu açtım. Şöyle size bir etrafı göstereyim gelir gelmez. Evet, Nairobi sokaklarına adım attım. İlk görüntüm bu şekilde. Bir tane üniversitenin yanından geçiyorum şu anda. Daha etrafta benden başka beyaz hiçbir insan yok. Şu anda ilk durağım olan Railroad Museum'a gidiyorum. Evet, ben Nairobi'ye yaklaşık 6-7 saat önce iniş yaptım. Kenya'da Uber kullanılıyormuş. O yüzden Uber çağırdım. Uber biliyorsunuz çok rahat. En azından bir turist olarak yurt dışında taksi kullanmayı çok sevmiyorum çünkü Türkiye'de Araplara yaptıklarını yurt dışında da bize yapıyor taksiciler. Normal fiyat neyse onun 3-4 katını almaya çalışıyorlar. Evet, peki bugün neler yapacağız dostlar? Şimdi şu anda şehir merkezinde 4-5 tane yer var. İnternetten baktım görülmesi gereken. Önce onları göreceğim. Aman diyeyim, o kuş neydi ya? Aman diyeyim, bak Afrika'dayım, kuşlara yem olacağız. Korktum ha. Kuştan çıkan sesi duydunuz mu bilmiyorum ama bir tık korktum yani. Evet, her neyse, o 4-5 tane yeri gezdikten sonra tamam, şehir merkezinde downtown kısmında yani. Öncelikle zaten şu anda bir tanesine geldim. Taksiyle geldiğim için ilk görmek istediğim yerin dibinde indim şu şekilde. Şehir merkezini bitirdikten sonra yine taksi atlayacağım, yani Uber atlayacağım. Carnivore restorana gideceğiz ve timsah eti yiyeceğim. Asıl hasretin zaten bugün otelden çıkmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi oraya gidip yemek yemekti açıkçası. Bu arada da şehrin sokaklarında yürürken size ben Kenya ile ilgili, Nairobi'nin tarihi ile ilgili kısa kısa bilgiler vereceğim. Neredeyiz, ne yapıyoruz diye. İlk durağımız burası dostlar. İlk durağımız Nairobi Railway Museum, yani demiryolu müzesi. Evet dostlar, şimdi Railway Museum'un tam önüne geldim. Şurada bir tane reception var. Buradan biletimi aldım az önce. Bu arada girişi çok güzel, çok otantik değil mi? Şuradaki saate falan filan bile bayıldım açıkçası. Önce birazcık trenlerin arasında yürüyelim. Bu sırada ben de size Kenya'nın ve Nairobi'nin tarihinden birazcık bahsedeyim. Bu demir yolunun neden bu kadar önemli olduğunu da anlatmış olurum. Ondan sonra içeriye girip içerideki tarihe bakarız, içerideki malzemelere bakarız neler varmış diye. Size Kenya ile ilgili ufak bilgiler verirken bir yandan da sizi şehir merkezindeki sokaklara götüreyim buradan kısa bir süreliğine. Kenya Afrika'daki en büyük ülkelerden bir tanesi. Yaklaşık olarak 50 milyona yakın nüfusu var. Nairobi'nin, yani şu anda bulunduğumuz şehrin de yaklaşık nüfusu 4,5 milyon. Afrika'daki en büyük, en kalabalık ülkelerden bir tanesi. Evet dostlar, Kenya ülkesi ismini ülkedeki en büyük dağ olan Kenya Dağı'ndan alıyor. Kenya'yı önce Araplar işgal ediyor. Müslümanlar yaşamaya başlıyor ve Müslüman bir ülke oluyor. Daha sonra 1500 ile 1700 yılları arasında Portekiz sömürgesi haline geliyor. Portekizliler buraya gelip çöküyorlar açıkçası ülkeye. Portekiz egemenliğinden sonra belli bir süreliğine Almanların eline geçiyor. Ama Almanlar da burayı İngilizlere kaptırıyorlar ve 1890 yılında resmi olarak İngiliz kolonisi haline geliyor burası. 1890'da aslına bakarsanız çok çok uzak değil. 140 yıl önce burası İngilizlerin kolonisi haline geliyor. O zamanlar Doğu Afrika bölgesi var. Doğu Afrika bölgesi, Uganda'nın olduğu, Kenya'nın olduğu, Somali'nin olduğu alanları Avrupalılar sömürüyorlar. İngilizler daha doğrusu bu alanı. Burada ne var? Kahve var. Burada ne var? Çay var. Burada aynı zamanda ne var? Çok çok önemli. Köle var dostlar. Burası köle ticaretinin merkezlerinden birisi haline geliyor maalesef. Buradan köleleri gemilere bindirip Avrupa'ya, Güney Amerika'ya, Kuzey Amerika'ya gönderip oralarda çalıştırıyorlar. E tabi bu kadar malzemeyi, bu kadar köleyi nasıl taşıyacaksın abi? Evet, hop geri buraya gelelim şimdi. Bu şekilde taşıyacaksın tabii ki, demiryolu. İşte bu demiryolunun kurulmasının sebebi Nairobi şehrinin bu kadar önemli olmasının, bu kadar büyümesinin en büyük sebebi bu demiryolu dostlar. Şu anda bulunduğumuz yer ilk durağımda o yüzden burası oldu. Bir yandan anlatırken bir yandan da kendimi incitmeden şöyle trenlerden bir tanesinin hepsinin içine gireceğim. Gerçi buraya kadar gelmişken, hatta ya şu çok iyi ya, birazdan ona gideceğiz. Şimdi şu trenin bir içine girelim. Bilmiyorum trenlere karşı ilginiz var mı ama. Aman diyeyim ha, onun korkunç duruyor ha valla. Yürümeye de bir tık korktum. Bu ne? Abi bende de her şey böyle basma dokunma hastalığı var. Zaragoza'da tarihi şeylere dokunduk biliyorsunuz. Allah'tan şu anda gündüz vakti, akşam vakti şuraya girsem altıma sıçarım herhalde ya. Oha, bu çok iyi.
Çekeceğim. Oha çok iyi. Şunu normal hayatta çekemezsin sonuçta yani ya. Şu düğme ne işe yarıyor abi, şuna da basalım. Abi ben bunu bir tek çizgi filmlerde falan gördüm herhalde ya. Filmlerde bile görmemiş olabilirim. Bakalım çalışıyor mu? Çalışmıyor. Lan nereye çalışacak zaten? Burada tren yolu bitiyor. Daha nereye? Bak bu fren. Bu fren. Sallıyorum şu an kafadan. Bu da el freni dostlar. Tamam. Tren müzesinde 5 dakika geçiririm diye geldim. Bütün video trenle alakalı olacak yakında. O yüzden hemen bir iki lokomotife giriyorum, sonra gidiyoruz hadi. Evet, son olarak bu büyük lokomotiflerden bir tanesinin üzerine çıktım. Birazcık çatırdıyor, sanki eskimiş, paslanmış. Her an içeriye çökebilirim korkusuyla çok hareket etmiyorum açıkçası. Şurada bir bacası var, oraya kadar ilerlemeyeceğim. Ne olur ne olmaz, o kadar riske girmeyeceğim. Şuradaki merdivenden zaten çıkarken bir çatırdadı. Şimdi buradan güvenli bir şekilde aşağı inelim. Resepsiyonun orayı göstereyim, ondan sonra gidelim. Evet, tekrar resepsiyonun önüne geldik. Şöyle fiyatları göstereyim size. Kenyalı değilseniz eğer ve yetişkinseniz 6 dolar ödüyorsunuz. Eğer Kenyalı değil ve öğrenciyseniz 3 dolar ödüyorsunuz. Bizi bunlar ilgilendiriyor. Geri kalanı bizi ilgilendirmiyor. Geri kalanı bayağı ucuzmuş gerçi. Şöyle içeriye girelim şimdi. Buradan biletinizi alıyorsunuz dostlar. Daha sonra içeride işte birkaç tane böyle eski fincanlar, mincanlar, tabaklar, mabaklar, fotoğraflar falan filan var. Evet, burada ilgi çekici bir şey var mesela. Şöyle kocaman bir tane gemi. Bu gemi ve gördüğünüz diğer buradaki bütün gemiler, şu gördükleriniz dostlar. Evet, dediğimiz gibi trenlerle köleleri, mineralleri, çayı, kahveyi alıyorlar bu ülkelerden. Trenle gemilere götürüyorlar. Kenya'nın Mombasa diye bir tane şehri var. O deniz kenarında. Orada büyük bir liman var. İlk kurulan şehir ve buranın eski başkenti zaten orası. Oraya götürüyorlar bütün malzemeleri, çaldıkları. Çünkü çalmışlar yani, sonuçta parasını verip almamışlar, bildiğini işgal etmişler ülkeyi. Her neyse, her şeyi oradan alıyorlar. Çaldıkları her şeyi bu gemilerle, trenlerle kendi ülkelerine, Avrupa'ya götürmüşler. Böylece ne yapmışlar? Refah içinde, zenginlik içinde yaşamışlar başkalarının üzerinden yaşayarak. Bu da motosiklet, bisiklet tarzı bir şey bildiğin. Tren yolunun üzerinde gidiyor gördüğünüz gibi şu şekilde. Burada bir tane daha tekeri var böyle. İlginç bir yapı. Evet, tren müzesi bu kadardı. Beklediğimden çok daha uzun oldu ya. Ben bugün de kısa, hep kısa video olacak dediğim zaman uzun oluyor nedense. Şarjım bitmeden bugünü bitirmemiz lazım. Şimdi nereye gidiyoruz? Şurada gördüğünüz büyük bina var ya, şu büyük bina değil, onun arkasındaki büyük binanın tepesine çıkmak istiyorum. Orada hatta şu an insanlar görüyorum. Evet, 6-7 kişi var orada, şehri izliyorlar. Şehirdeki en büyük 3. yapı olma özelliğini taşıyor. Oraya gidiyoruz, orada daha fazla anlatayım. Genel kaldırım durumu bu şekilde. Yani şu anda mı inşaata başladılar? Benim şansıma bütün şehirde bu hafta inşaat başladı da bana mı denk geldi bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla, taksiyle gelirken de etrafı incelemiştim. Gördüğüm kadarıyla şehrin genelinde bu şekilde dostlar. Otobüsler, şurada gördüğünüz otobüsler, hepsi kırık dökük otobüsleri. Bakın önümüzden geçti bir tane. Yakından otobüs çekebilirsem onu da çekmeye çalışacağım. Trafik ışığı yok hiçbir yerde. Şu ileride bir tane görüyorum ama o da çalışmıyor anladığım kadarıyla. Burada meyve falan filan satıyorlar gördüğünüz gibi. Bayağı böyle bu şekilde uzayıp gidiyor o tarafa doğru. Benim gitmek istediğim yerse buradan yolun karşısına geçeceğim şimdi. Diğer tarafa geçeceğim, oraya gideceğim. İnanılmaz zor. Bu arada bayağı etrafımı sardılar az önce. Şu an cüzdanımı, telefonumu kontrol ediyorum. Şu anlık sıkıntı yok. Yolun karşısına geçerken az kalsın eziliyordum bu arada. Bayağı hiç acımadan geçiyor insanlar. Burada bayağı insan ölür ya. Hiçbir yerde ışık yok görüyorsunuz. Bakın kaldırım yok, ışık yok, hiçbir şey yok. Şimdi o söylediğim büyük binanın önüne girdim. Bu arada binanın dışından videosunu çektim. Hemen askerler yanıma koşturdu. Bu ülkede devlet binalarının dışarıdan videolarının çekilmesi kesinlikle yasakmış. Bunu biliyordum ama buranın devlet binası olduğunu bilmiyordum. O yüzden geldi, videoyu da sildirdi, başımda durdu. Biliyorsunuz başıma çok geliyor yurt dışındaki ülkelerde. Başımda durup video çektirme. Şöyle bir girişi var. Burada ne kadar ödedin? 500 ödedim onların parasıyla. Yani yaklaşık 5 dolar. 5 dolar ödedim. Evet, 500 5 dolar oluyor. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkacağız. Hello, how are you? Harika bir manzara var ya. Şimdi az önce video çektiğim yer. Evet dostlar, az önce gittiğimiz tren istasyonu hemen şurasıydı. Gördüğümüz büyük 2 bina vardı oradan. Onlar buydu. Bu da 3. bina. Bu bina aynı zamanda bu şehirdeki en büyük 3. bina dostlar. Şöyle bir inceleyelim şehri bakalım. Bak mesela bu taraf yapılmış şehrin. Görüyor musun? Bak bok attık ama şimdi gideyim ben birazcık da bu tarafta yürüyeyim. Yeah, very nice. You guys are from Nairobi? Is this like the rich part of the city? Of course. Ah, okay, that's why. He said he has many business team.
Ah, this is like business area. Yeah. Okay, I see. The other side is not developing. Evet dostlar, arkamda gördüğünüz iki arkadaş yanıma geldi. Tanıştılar, birazcık şehri anlattılar. Sonra fotoğraf çekilebilir miyiz dediler falan filan. Ondan sonra Instagram'dan eşleştik vesaire. Cana yakın insanlar, güzel insanlar, hoş insanlar. Bana şimdi şöyle söylediler. Bu taraf dostlar, şu gördüğünüz büyük binaların olduğu alan. Burası iş, yani business district'miş. Yani iş dünyasının vesaire ofislerin olduğu kısımmış. Burası bitmiş. O yüzden abi burası güzel. Şu gördüğünüz ileride kısım insanların evlerinin olduğu kısım. Orada hayvan gibi trafik var görüyorsunuz. Şu sokak ana sokaklardan bir tanesi. Orası bayağı kalabalık gördüğünüz gibi, onu söylediler. Bu alan, gördüğünüz şu alan. Say hi to Turkey. Hi. Görüyorsun, çok cana yakın insanlar hepsi. Gerçekten hoşuma gitti ya buradaki insanlar. Sevdim yani. Hepsi güler yüzlü vesaire. Abi hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyorum bir yandan. Şu anda bak geldiğim yer şurası. Yemyeşil gösteriyor. Uhuru Park diye, Özgürlük Park diye bir yere geldim dostlar. Bulunduğum alan burası. Abi bu ne ya? Birkaç tane burada Fanta, Cola, Soda satan stand var gördüğünüz gibi. Onun dışında akşam buraya gelsem herhalde özgürlüğümü elimden alırlar diye düşünüyorum bu Özgürlük Parkı'nda benim. İnsanlar az önce şuralardan falan geldiler. Oralarda ne var öğrenmek istemiyorum açıkçası. Bir yanda Central Park var. Bakalım orası gerçekten park mı diye. Abi bu nasıl park ya? Üzücü. Gerçekten hayal ettiğim gibi olmadı. Size o tepeden hani güzel yerler dedim ya, orası da şeymiş zaten. Güzel yer dediğimiz yer. Kurucularını için kurdukları anıtın orasıymış aslında bakarsanız. Şu anda şehir merkezinin ara sokaklarına daldım. Buralar birazcık daha yapılı. En azından buradaki kaldırımlar var. En azından yol var, arabaların için park yeri var. Buraya da bir tane cami yapmışlar. Şehir merkezinde birkaç tane cami var ama bu en büyüklerinden bir tanesi, zamanında yapılmış. Şu şekilde kocaman bir cami gördünüz. Çok da yaklaşıp kameraya çekmek istemiyorum. Orada da asker var. Her yerde asker var arkadaş. Son olarak Nairobi şehrinin isminin anlamını da söyleyelim. Ondan sonra kendime gideyim bir tane Uber çağırayım. Nairobi arkadaşlar serin su demek. Şehrin ortasından bir tane nehir geçiyor. Nairobi nehri geçiyor. O da serin su. Yani aslında çok basit bir ismi var. Çok düşünmemişler ismini koyarken. Serin su demek. Şimdi Uber çağırıyorum. Yemekle görüşüyoruz. Hadi bakalım. Evet dostlar, şimdi Carnivore restoranın olduğu yere geldim. İçeriye girdim. Bana bu masayı verdiler, gördüğünüz masayı. Dedi arkadaş tek başına mısın? Evet tek başımayım dedim. Karşımdaki tabakları kaldırdı olarak. Dedim bizde böyle hep tek başımayım, hep tek başımayım. Çok güzel bir ortam. Girişini çekeceğim. Girişte harika bir mangal alanı yapmışlar. Orayı çekeceğim. Videoya çekmek serbest mi diye sordum oraları çekmeden önce. Serbest dediler. İçeriye doğru giriş yapıyorum. İçerisi böyle bayağı loş. O yüzden GoPro'da çok çıkmayacak bize. Ama olduğu kadar. Şimdi şuradan barbekü alanına bir etleri çekelim bakalım. Menümüz burada bak. Menüyü gösterdi. Şu şekilde menü başlıyor. Buraya fiyatları falan filan yazmışlar. 3700 bunların parasıyla yemek. Beef'ler falan var, yani şey biftekler, dana eti var. Ondan sonra kuzu var, ondan sonra chicken var. Türkçelerini unutuyorum bak bunların. Ondan sonra hindi var. Burası da yemek alanı. Üf, çok güzel. Şu an kokuyu size anlatamam. Koku o kadar güzel ki. Yani öyle böyle değil ya. Aman tanrım. Abi çok iyi ya. Evet bak şurada galiba bağırsak var, burada sosis var, burada tavuk var. Ona da can I walk? Yes. Thank you very much. Abi koku inanılmaz güzel var. Efsane bir ortam ya. Valla şu anda var ya ağzımın suları akıyor açıkçası. Çalışanlar bu arada çok nazik. Elime etleri verdiler. Etlerle falan fotoğraf çektirdim. Bayağı güzeldi. Şimdi yerimi değiştirdim. Şu ışığın birazcık daha yakınına geçtim. En azından tabak bir tık gözüksün diye. Bu arada this is hot towel. Hot towel. Okay, alright. Thank you very much. Awesome. Evet, sıcak havlu getirdiler. Üzerinden buharlar çıkıyor şu anda. Yüzümüzü elimize silelim diye. Okay. Hot and spicy can be used with any meat. Chili. Yes. With any meat. Okay. Any meat. Mint for the leg of lamb. Okay, leg of lamb. Okay, wow. Tomato relish for the beef and the ox balls. All right. Yeah. The white one is the garlic for chicken and crocodile. Okay. Oh, for crocodile. Yeah. Okay. And we have the wild berry for turkey. Okay. And the ostrich meatballs. And lastly, the fruit salsa for the sausage pork. All right. Yeah. Okay. Cool. But we'll keep on reminding you. Just awesome. Now. And you have salad in salad the bottom. Lower, okay. Yeah. All right. Perfect. Great. I'll bring a hot plate. Thank you. Güzel. Arkadaşlar sıcak tabak getirdiler. Şu anda şu tabak dokunamıyorum çünkü neden? Sıcak yanıyor. Şu an gerçekten şov yapıyorlar. Yes please, one piece. Awesome, thank you very much. Şimdi arkadaşlar Brezilya'daki etçileri izlediyseniz eğer bir önceki videolardan, onlar gibi olacak. Sürekli garsonlar gelecek, ben yeter artık getirmeyin et diyene kadar. Now that's enough.
Yeah, thank you very much. Evet, şimdi birkaç parça et getirdiler önüme. Kuzu var, biftek var, patates getirdiler şuraya. Şimdi şu kuzuyu dedi ki mintle birlikte, şununla birlikte yemeni tavsiye ediyorum dedi. Biz de ne yapacağız şimdi? O ikisini birleştireceğiz. Hadi bakalım. Kuzunun üzerine döktüm. Evet, şöyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Tadıyorum. Etleri çok güzel adamların ya. Yani Nairobi'de ben başka yerde asla yemek yiyeceğimi sanmıyorum arkadaşlar. Yes, this is the moment I've been waiting. Which one is crocodile? Crocodile, yeah. Ah, okay, that one. Amazing, yeah, awesome. Yeah. All right. Ostrich meatballs. Ostrich meatballs. All right. Yeah. One okay. Two. Why not? Yeah. All right. Let's try it. Also have beef ribs. Beef ribs. Okay. Yeah. Not for getting the bulbuls. Ah yes, I want it, yes. I think I should make it two. Yeah, great, all right, thank you very much. Crocodile sauce, uh-huh. Garlic. Uh-huh, okay. Ostrich goes well with wildberry. Okay. And for the beef, tomato. Tomato, okay. All right, thank you very much. Evet dostlar, beklediğimiz an geldi. Timsah eti şu anda karşımda duruyor. Şu gördüğünüz timsah eti. Şöyle çatalı batıralım. Şöyle bir bakalım. Önce bir sossuz deneyeceğiz, ondan sonra sosla deneyeceğiz. Geri kalan da işte şu öküzün yumurtalıkları dostlar. Yani şu öküzün yumurtalıkları gördüğünüz. Bu deve kuşu. Deve kuşunu şey yapmışlar, köfte yapmışlar deve kuşunu. Bu da bildiğimiz şey, kaburga. Bu bizde de var zaten. Biz önce bunu hiçbir şeysiz yiyelim bakalım nasıl olacak. Et çok yumuşak. Bayağı yumuşak. Bayağı kek katmışlar. Yemin ederim tadı tavuk gibi. Oha. Yani şu an şu tavuk olabilir. Beni kandırıyor da olabilirler ama yapmıyorlardı öyle bir şey herhalde burada. Ama bunu tavuk diye bana versen ben yerim. Güzel tavuk yapmışsın abi derim. Şimdi soslayıp deneyeceğiz bir de. Garlic sostan şöyle birazcık döktük üzerine. Yoğurtlu, sarımsaklı. Sossuz daha güzel oluyor abi. Bence sossuz daha güzel oluyor. Kaburgalar çok güzel. Şimdi bakalım şunu deneyelim. Önce şunu sossuz deniyorum. Öküzün yumurtalıkları. Çoğu insan iğreniyor olabilir ama ben severim böbrek, yumurtalık falan filan. O tarz şeyler. Her neyse hiçbir fark yok. Dana yumurtalığıyla öküz yumurtalığı arasında hiçbir fark yok. Şimdi söylediği sosu deneyelim. Şu wildberry. Wildberry sosu deneyelim bakalım. Şöyle üzerine döktük. Aldık. Bak bu sos da güzel olduğunu şu an. Çünkü sos güzel. Bu sos güzel. Bu sosu beğenmedim. Şimdi deve kuşu. Direkt yiyoruz. Harbiden farklı. Bak farklı. Bunu mesela diğer etlerle kıyaslayamıyorum şu anda. Çünkü yediğim diğer hiçbir şeye benzemiyor. Çok çok güzel. Böyle şekerimsi bir tadı var. Belki içine attıklarım harçlardan falandır. Ne kadar kıyma koyuyorlar içine bilmiyorum tabii ki de. Deve kuşunu çok beğendim ben. Şimdi daha fazla timsah bekliyorum. Muhtemelen o timsahı da birazdan getirirler. Şu anda pişiriyorlar diye tahmin ediyorum. Umarım getirirler. Her neyse ben timsahı çektim. Deve kuşunu çektim. Ondan sonra öküz yumurtasını çektim. Her şeyi çektim. Görülmesi gereken şeyleri çektim. Bundan sonra standart Türkiye'de ne et varsa burada da aynı etlerden var zaten görüyorsunuz. Sadece konsept dediğim gibi kılıçta getiriyorlar. Onun dışında çekecek başka bir şey yok artık bu gece. Ben buradan ne yapacağım? Artık otele gideceğim. O yüzden videoyu artık burada kapatmaya karar verdim. Otele gideceğim. Birazcık uyuyacağım. Ondan sonra hazırlanıp Belçika'ya geçeceğim. Şu anda ben 14 günlük bir turdayım aslında. Dünya etrafında. Buradan Belçika'ya, oradan Meksika'ya, oradan Panama'ya falan geçeceğim. Daha yiyecek çok farklı şeyler var. Daha görecek çok ülke var. Gezecek çok yer var. Her neyse Nairobi şimdilik bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüz hafta yeni bir bölümde, yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Railroad, Railway. Evet, pardon, ne Railroad'u? Eskiden koloni olan Bu bina aynı zamanda Nairobi'deki Bu bina aynı zamanda bu şehirdeki en büyük üçüncü bina dostlar. Buranın kurucusu olan Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta mıydı ya? Adamın adını unuttum bak.